Onun için bir kez de ben teşekkür ediyorum. Birkaç cümle edeyim. Çok fazla uzatmayayım çünkü Özgür arkadaşım da Ankara'ya dönecek. O da birkaç cümle etmesinde fayda var. Şimdi sevgili dostlarım, burası çok güzel bir, doğduğumuz coğrafya çok güzel. Yani biz İstanbul'a gelirken Kars Ardahan'ı Iğdır aynı coğrafyadaydı. Bugün de bu coğrafyanın yetiştirdiği çok kıymetli, biraz önce sevgili Doğan'ın söylediği gibi yazarı, sanayicisi, siyasetçisi, iş adamı, iş kadını, iş insanı, çok sayıda hepimizin hayat veren, belki de o coğrafyada doğmamız, belki de o zor coğrafyadan buraya gelip hayata tutunmak çok da kolay değil. Ama biz ilk defa bir Ardahan Derneği'nin ilk defa kurucularından biriyiz. O zaman Kars Ardahan Iğdır beraberdi ama biz bir Ardahan Derneği kurduk. Hemen onun devamında da Kars Vakfı kuruldu. Biz iki vakıf ve dernekte de, bizim o zaman kapılarımız kapalıydı Ardahan'daki Rusya ile olan ticari ilişkilerimiz. Emin olun ki Gorbaçov'la kadar görüşerek o kapıların açılmasını sağlayan derneğin kurucularından biriyim. Bunu niye söylüyorum? Hepimizin o coğrafyaya borcu var. Doğduğumuz coğrafyada, hani yazarın söylediği gibi, coğrafya kader. Ama biz bu kaderi değiştirebiliriz. En azından bizim çocukluk yıllarımızda Ardahan'dan, Kars'tan, Iğdır'dan mezun olan çocuklarımızın Boğaziçi'nden ODTÜ'ye, İTÜ'den bilmem nereye kadar ki biraz önce Selçuk'la ilgili Ali amca burada, Ali abim burada benim. Yani göleden kalkacaksınız, geleceksiniz, Ankara'da üniversite okuyacaksınız, sonra Amerika'ya gideceksiniz, eğitimde bir tarih yazacaksınız. Bunlar kolay şeyler değil. O yüzden hepimize görev düşüyor. Ben bu vakfa bugünden, kuruluşundan bugüne kadar katkı sunan herkese şükran borçluyuz. Bizim çocuklarımıza borcumuz var. Bizim Ardahan'daki çocuklarımız yeteneksiz oldukları için değil. Ama 80 darbesiyle birlikte ciddi göç verdik. Ve bu göç sonucunda da maalesef biz de geriye döndüğümüzde Ardahan, Kars, Iğdır coğrafyası çok zor günler geçirdi. Ama bugün çok şükür bu üç ilimizde de çok kıymetli, yetişmiş, oraya değer veren, oraya değer katan, koltuklarına değil ama memleketine de değer katan çok sayıda her kesimden arkadaşımız var. Bunu şükranla karşılamamız gerekiyor. Ben bu vakfa, bu derneğe pardon, araya ve destek olan herkese şükran borçluyuz. Ve bugün onu büyütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir çocuğumuza dahi dokunsak, onun emin olun ki çok ciddi karşılığı var. Bir cümlede bulunduğum bu misafir ettiğimiz ilçeyle ilgili birkaç cümle edeyim. Şişli biliyorsunuz Türkiye'nin önemli bir ilçesi. Yaklaşık 300 bin gece nüfusu ama 3 milyon gündüz nüfusu olan bir ilçe. Vallahi hayatımda çok zorluklar çekiyoruz ama en çok değer verdiğim, katkı sunduğum eğitimle spordur. Ve çocuklarımızın, Şişli böyle çok zengin bir ilçe gibi gözüküyor ama 15 mahallesi yoksullukla savaşıyor. Ardahan'daki şeyle ilgili yarıştırabiliriz dahi. O kadar yoksulluğun derinleştiği bir dönemden geçiyoruz. Burada da yapmak istediğim şey, beraber tabii ki çalışma arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımızla, çevremizle birlikte çocuklarımızın hayatını değiştirecek işlere imza atmaktır. Bu Ardahan'da da geçerli, İstanbul'da da geçerli. Dolayısıyla artık bizler de doğduğumuz topraklara borcumuz var ama bu coğrafyada artık geldik, çoğumuz Ankara'dan, İstanbul'da ya da başka yerlere yerleştik. Bulunduğumuz yerlere de katkı sunmak zorundayız. Ben kendi adıma karınca kararınca hem Kars coğrafyasına hem de bu coğrafyada en azından belediye başkanlığım sırasında utandıracak bir işe imza atmadık ve dönemimizin sonuna geldik. Bir dayanışma ruhuyla kucaklamaya bizim İstanbul'da yaşayan, Şişli'de 40'a yakın ilden göç almış. Hepsi benim için Ardahanlılar ne kadar kıymetliyse onlar da o kadar kıymetli. Çünkü bir arada durmayı becermemiz gerekiyor. Hele hele biraz önce arkadaşlarım söyledi, bizim siyasi kimliğimiz, özellikle belediye başkanları için söylüyorum. Biz seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday olarak yarıştım, seçimi göğüsledik.
Seçimin ertesi günü Aylin İnönü'ye rozetimi çıkardım, ona taktım. Bu rozeti ben taktım ve bugün Şişli'de yaşayan, yolu düşen, günlük gelen herkesin belediye başkanı olarak kucaklamaya çalışıyorum. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Sayın Başkan.